Arkadaşlar merhaba, ben Emre Altunbilek. Bu dersimizde bu bölümde gördüğümüz yapıları içeren bir proje yapmaya çalışacağız. Şimdi şu ana kadar gördüğümüz işte metotların kullanımı, array'ler ve array listler aslında bundan sonraki öğreneceğimiz programlama yapıları için oldukça önemli. Özellikle array listleri biz çok yerde kullanıyoruz ve eğitimin ileri seviyelerinde koleksiyonlar isimli bir ayrı bölüm olacak. Orada daha detaylı işleyeceğiz ama şu an için aslında temel olarak ne işe yaradığını öğrenmiş olduk. Şimdi buradaki bilgileri kullanarak hem tekrar etmiş oluruz, bu projemizi gerçekleştirelim. Projemiz oldukça basit. Sizden bir tane isim tutan string bir dizi tanımlamanızı istiyorum. Yine 3 elemanlı olması, 5 elemanlı olması önemli değil. Önemli olan 2 tane stringimizin de ne olması aslında aynı eleman sayısına eşit olması. Aynı bunun gibi bir tane de soy isimleri tutan bir string dizi tanımlayın ve bir metodunuz olsun, birleştir isimli. Bu metoda buradaki array'leri göndereceğiz. Atıyorum burada Emre var isim olarak, soy isminde Altunbilek var. Bu Emre ile Altunbileği bir başka string'de tutacak, birleştirecek. Daha sonra bu birleştirdiğiniz yapıların yanına bir de math sınıfını kullanarak rastgele sayılar üretin 50'ye kadar. Bu da o kişinin yaş bilgisi olsun. Emre boşluk, Altunbilek boşluk, yaş bilgisi olsun. Bu böyle bir string olacak. Daha sonra bu stringleri bir array liste tutmanız isteniyor sizden ve bu metot bu tuttuğu array listi geriye döndürecek. Yani main'imize geri döndürecek. Daha sonra bu metottan dönen array listi de bir başka metot olan yazdır metoduna yollayalım ve o da gelişmiş bir for döngüsü kullanarak bu birleştirdiği ve içinde yaş bilgisi olan string'i bize geriye döndürsün. Şimdi burada videoyu durdurun ve de bunu yapmaya çalışın. Daha sonra çözüm için beraber olacağız. Umarım yapmaya çalışmış ve başarılı olmuşsunuzdur. Şimdi hemen uygulamamızı gerçekleştirmeye başlayalım. Öncelikle bir tane string dizi istiyordu benden, isimleri tutan. İsimler dedim. Ve de bunun dizi olduğunu şöyle belirtebiliriz. Eşittir deyip bunun elemanlarını sırasıyla yazalım. Ben 3 tane eleman kullanacağım. Siz daha fazla veya daha az kullanabilirsiniz. Emre dedim. Hasan dedim. Ali dedim. İsimler dizimiz oluşturuldu. Daha sonra yine aynı bu şekilde string soy isimler diye bir dizi oluşturalım. Ve de bunun içinde de yine aynı yukarıda kaç tane örneğimiz varsa düzgün bir sonuç almak için Hasan Yılmaz yapalım. Buna da Erdem diyelim. 3 farklı soy isimde oluşturdum. Daha sonra ne diyor? Bir tane metot tanımlayın diyor. Şimdi bu kenarı kaymış şöyle. Main metodumuz burada. Bir tane birleştir isimli bir metot oluşturalım. Public dedik. Statik diyoruz. Çünkü ben bu sınıftan bir nesne üretmeden bu metodu kullanmak istiyorum. Bunun detaylarından ilerleyen zamanlarda bahsedeceğiz. Şu an için bunu yazmamız gerekli. Daha sonra da şu an için void diyelim. Birleştir metodu. Peki bu metodum buradaki verilere ulaşması nasıl olacak? Benim ne yapmam lazım aslında? Bunları buraya parametre olarak göndermem lazım. O zaman diyorum ki bu birleştir metodu 2 tane parametre alacak. String dizi isim. Yukarıdakinden farklı olması adına farklı şekilde yazıyorum. String dizi soy isim. Parametreleri de belirttik. Artık buraya gelip birleştir metodumu çağırabilirim ve parametre olarak bakın bir tane string isim bir de soy isim diye iki parametre bekliyor. İsimler dizisini yolluyorum ilk parametre olarak. İkinci parametre olarak da soy isimleri gönderiyorum. Şimdi burada yapmamızı istediği şey ne? Dizilerimin ilk elemanlarını ne yapmak? Birleştirmek. 3 tane eleman olduğu için ben buraya for deyip bir tane 3 elemanlı bir döngü, 3 kere dönecek bir döngü oluşturayım. İ küçüktür 0, i eşittir 0'dan i küçük olana kadar 3'e i'yi bir arttıralım.
Daha sonra alacağım değerleri, yani isimler ve soy isimden, mesela İ0 için Emre ile altın bilek değeri, İ1 için Hasan ile Yılmaz değerleri girecek. Bunları bir yerde tutalım. Nerede tutalım? Şöyle string birleştirilen isim diyelim. Eşittir diyorum. Nasıl alacağız bunu? Ya bana parametre olarak gelen isim dizisinin sıfırıncı eleman, şey, i'nci elemanı ile araya bir boşluk koyalım. Bana parametre olarak gelen soy isimin i'nci indeksinde bulunan elemanları alsın, araya bir boşluk koysun ve birleştirilen isime atasın. Buradaki döngü bittiğinde ne olacak aslında? Şöyle yapalım, bunu bir ekrana da bastıralım. Sonuç diyelim. Birleştirilen ismi bir ekrana yazdıralım. Bakalım herhangi bir sıkıntımız, bir sorun, bir yanlışlık var mı? Uygulama çalışıyor. Gördüğünüz gibi Emre, Altınbilek, Hasan Yılmaz, Ali Erdem diye iki tane diziyi tek bir ifade şeklinde birleştirdim. Yalnız soruda bir de ne diyor? Bir de bu birleştirilen isme bir de yaş diye bir şey eklememiz isteniyor. O zaman buraya gelelim. Bir tane integer rastgele yaş bilgisi diyelim, eşittir. Bunun için met sınıfının, matematik sınıfının random diye bir metodu var. Bunu kullanacağız. Nasıl kullanıyorduk bunu? Met.random bana 0 ile 1 arasında bir değer döndürüyordu. Ben bunu 50'ye kadar istediği için 50 ile çarpayım. Ve de şöyle şunu bir parantezin içine alalım bunu. Noktalı virgülde koyalım. Burada bir typecasting yapmamız lazım. Bu double'mış ama ben bunu bir integer atamaya çalışıyorum. Bana zaten integer değer gerekli. Yani 30 nokta küsür gibi bir sayıyı ben burada görmek istemiyorum açıkçası. Ne yaptık? Rastgele 0 ile 1 arasında 0.7 gibi atıyorum bir sayı ürettik. Bunu 50 ile çarptık. Daha sonra da bunu rastgele yaş bilgisine atadık. O zaman burada ismi, soy ismi yazdırdıktan sonra ne yapalım? Bir boşluk daha bırakalım ve de rastgele yaş bilgisini de buraya ekleyelim. Bakalım çalışıyor mu? (24, 30, 27) diye 3 farklı yaşı bilgisini elde ettik. Buraya kadar her şey düz güzel. Yalnız benden ne istiyor? Bu metodun buradaki verileri bir array liste atmasını ve bunu geriye döndürmesini istiyor, değil mi? O zaman ne yapalım? Öncelikle şuraya gelelim. Bir array liste oluşturalım. Bu array listimde ne tür veriler tutacağım ben? String türünde veriler tutacağım. Ne diyelim? İsim, tüm isimler diyelim. New array list. Array listimizi oluşturduk ve de bu metot geriye bir array list, yani burada oluşturduğum tüm isimleri geriye döndürmesi lazım. O zaman buraya return deyip isimleri, yani tüm isimleri döndürmemiz lazım. Bunu yaptığımızda bir hata alıyoruz. Neden? Çünkü ben bu metodun herhangi bir şeyi döndürmeyeceği bilgisini void diyerek söylemiştim. Ama bu şu an bir array list gönderiyor. O yüzden buradaki void'i ne yapacağız? Array list string ile dönüştürmemiz gerekecek. Yalnız şu an bitmedi. Neden? Çünkü ben burada string birleştiren ismi aldım ama bunu henüz array listime atamadım. Ve bu for her döndüğünde burada oluşturduğum bu isim bilgisini ne yapmak istiyorum aslında? Tüm isimlere add diyerek eklemek istiyorum. Gördüğünüz gibi string bir parametre bekliyor. Çünkü array listin içinde string türünden veriler olacağını söylemiştik. Benim oluşturduğum string burada. Her döngü döndüğünde tüm isimlere bunu ekleyeceğim. Böylece döngü sonucunda, yani şuradan çıkıldığında benim array listimde 3 tane string verisi olacak ve metot bittiğinde bunu geriye döndürecek. Şimdi şu an zaten bastığımızda herhangi bir farklılık görmeyeceğiz. Çünkü yapıyı bozacak herhangi bir kod yazmadık. Tek ne oldu?
Artık benim metodum geriye bir array list döndürüyor. Ne demek bu? Şuradaki metodu böyle çalıştırdığınızda içeriği, yani şuradaki return'ı kullanmıyorsunuz. Biz bunu kullanmak istiyoruz. O zaman buraya geliyorum. ArrayList dedim. String dedim. Buraya da birleştirilmiş isimler diyelim. Şimdi burada new ArrayList demeye gerek yok. Hani new ArrayList dersek boş bir ArrayList oluşturmuş oluruz. Bu metot bana zaten bir ArrayList gönderdiği için burada dönen veriyi ArrayList'e direkt olarak buna atamış oluyorum bu şekilde. Mesela en basitinden SEO diyelim. Birleştirilmiş isimler nokta size deyip mesela bu metottan geriye dönen ArrayList'in boyutunu eğer 3 olarak görüyorsak zaten burada yaptığımız işlem doğrudur. Gördüğünüz gibi 3 yazıyor. Yani new ArrayList deyip boş bir öyle de yapabiliriz. Bu bir yöntem o zaman. Aslında tavsiye edilen yöntem bu. Önce bir ArrayList oluşturayım. String dedim. Birleştirilmiş isimler diyelim. İşte new ArrayList dediğim an ne oluyor? Boş bir ArrayList oluşturuluyor. Ve buraya gidip yeniden string yazmama gerek yok. Java 8, 7'den sonra sanırım bu özellik eklendi. Burada string yazdınız diye burada yazmanız gerekmiyor. Yazsanız da olur ama dediğiniz gibi böyle bir zorunluluğunuz yok. Şu an ne yaptım? Boş bir ArrayList oluşturdum. Daha sonra birleştirilmiş isimlere yine metodumuzun adı birleştirdi. Şurayı kopyalayalım, bir daha uğraşmayalım. Evet. Bunu böyle atadıktan sonra yine SOUT deyip birleştirilmiş isimler nokta size dersek ne olacaktır? Yine 3 sonucunu görüyor olmamız lazım. Evet. Burada önce boş bir ArrayList oluşturuyor. Daha sonra metottan gelen ArrayList'i atıyor. Burada herhangi bir boş ArrayList oluşturmadan direkt olarak metottan gelen ArrayList'in atama işlemini yapıyoruz. Hani şu daha kolay, daha etkin bir yöntem. Bu adımı da yaptık. Daha sonra benden istenen ney? Tutsun geriye döndürsün. Yazdır metodu bu dönen ArrayList'i gelişmiş for döngüsü ile yazdırsın. O zaman buraya geliyorum. Bir tane yazdır diye bir metodum olacakmış ve bu metot birleştirilmiş isimler ArrayList'ini alıp ekrana yazdırmak istiyormuş. Şu an böyle bir metot olmadığı için hata veriyor. Create metot yazdır dediğinizde gördüğünüz gibi parametre olarak string veriler tutan bir ArrayList alan metodu oluşturdu. Bunu yine biz public yapalım. Genel yapıya uygun olsun. Artık burada ne yapmam lazım? Gelişmiş bir for döngüsüyle bunu ekrana yazdırmam lazım. For dedim. Şimdi benim ArrayList'imin her bir elemanında neler var? String'ler var. String geçici diyelim. İki nokta dedikten sonra ne yapıyorum? Elemanlarını gezeceğim yapıyı yazıyorum. Birleştirilmiş isimler. Daha sonra da SOUT'la bunları ekrana yazdırabiliriz. Herhangi bir ifade de kullanmama gerek yok. Geçici dediğimde şurada gördüğüm ifadeleri tek tek ekrana yazdıracak. Şimdi bu sonuçta yukarıdakinin karışmaması adına şuradaki SOUT'u yorum satırını alalım. Yani ekrana bir şey yazdırılacaksa tek çalışan yazdır metodu olacak. Bakın şu 3 bilgisi nereden geldi? Şuradaki SOUT'tan geldi. Bunu da kapatalım. Gördüğünüz gibi girdiğim elemanları sırasıyla yazdırıyor. Gelelim buraya bir tane de Ayşe diye bir veri ekleyelim. Bahar diyelim. Bu sefer 4 tane yazacak. Biz buradaki for'u ne yapmıştık? O zaman bunu daha genel bir yapıya çevirelim. İ küçüktür diyelim. İsim veya soy isim nokta length diyelim. Yani isim dizisinde kaç tane eleman varsa o kadar dönsün. Gördüğünüz gibi bu sefer
4 kere döndü. Ben buraya 5. bir eleman yazdığımda Cemre Esra diyelim. Bu sefer de 4 değil 5 kere dönecek. Herhangi bir müdahalede bulunmak zorunda kalmayacağım. Umarım anlaşılmıştır. Dediğim gibi hani bunları zaten defalarca kullanacağız ilerleyen zamanlarda. ArrayList ve diğer koleksiyon yapılarını da anlatacağız. Ama şu an için bunları anlamış olmanızı diliyorum. Bir sonraki derste görüşmek üzere.